bizi ilgilendirdi, bize gelen bir şeyden bahsediyoruz. Hani belki biz topluma bu konuda hani müfredat deyince biz eğitimciler açısından bir mana oluşuyor ama toplumda aslında müfredat dediğimiz şeyin neye tekabül ettiği ve biraz anlaşılma sorunu olduğunu düşünüyoruz. Bugün de hani KES dönem sözcüsü Hüseyin Hoca hani bu konuda bu eğitimcilere de ilgiliymiş gibi görünen ama aslında gelecek neslin nasıl, hangi bir programla, hangi çerçeveyle eğitileceğini anlatan geleceği aslında inşa eden bir program olduğu için, bir eğitim programı olduğu için aslında toplumun tamamını ilgilendiren bir sorun. Alevileri de ilgilendiren, Sünnileri de ilgilendiren, işçileri de ilgilendiren. Çünkü bir ülkede çocukların hangi program çerçevesinde eğitileceğinin programı. O yüzden müfredat dediğimiz şey aslında toplumun bütün kesimleri dedi ki bir hafta içerisinde bu müfredatı nasıl bir müfredat olması gerektiğini, çocukların önümüzdeki dönem nasıl bir eğitim programıyla eğitimleri üzerinde bir önerisi bulundu. Bu önemli. Hüseyin Hoca'ya çok kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü Hüseyin Hoca'ya bırakacağım. Hani o daha alanda direkt çalışan birisi olduğu için daha detaylarıyla size aktaracaktır. Bir ülkede değişiklik için mesela bunu eğitim emekçilerine sorması gerekiyor. Siz ailelere sorması gerekiyor. Yani çocukların aldığı eğitim nasıl, önümüzdeki dönemde nasıl olmalı, nerelerde zorlanıyoruz? Yani hepiniz şimdi okullar kapandı, açılırken size seçmeli dersler olarak soracaklar. Hangi çocuğunuz hangi seçmeli dersi okusun diye soracaklar. Örneğin siz tiyatro okumasını istiyorsunuz çocuğunuzun, seçmeli ders olarak tiyatroya almasını istiyorsunuz ve seçiyorsunuz. Seçtiğinizde okuldan size geri dönüşler, ya tiyatro hocamız yok, o yüzden işte tiyatro dersi veremeyeceğiz, Kur'an-ı Kerim verelim onun yerine. Örneğin biz işte sanat tarihi okumasını istiyoruz, bilgisayar programcılığı okumasını seçmeli ders olarak onu almasını istiyoruz, onu seçeceğiz. Ama yeterli sayıda kişi bilgisayar programcılığını seçmedi, çoğunluk peygamberin hayatını istedi deyip hani sürekli bir bu anlamda buraya evrilten bütün egemen olarak inancını tek tipçi anlayışıyla toplumu yönlendiren bir şekillenme var. Bu anlamıyla içerisine kendi o işte dini referansları, dini içerikleri
süreç içerisinde yerleştirdiler. Bu süreçlerin birbirinin devamı niteliğindedir. Dolayısıyla İmam Hatip'ten yapmak sene toplumu muhafazakarlaştırmak, dinselleştirmek ve kendilerine uygun ideolojilerine uygun politikalar uygun bir nesil yaratmak istiyorlar. Nedir bu nesil? Sormayacak, sorulamayacak, kaderine razı olacak, şükredecek. İşte düşük ücretlerde çalıştırıldığında itiraz etmeyecek. Aç kaldığında itiraz etmeyecek. Böyle bir nesil yetiştirmek istedim. Bu dini çok sevdikleri iş değil. Bu tam da kapitalizmin ihtiyaç duyduğu şey. Sermayenin ihtiyaç duyduğu şey. Yani haline şükreden, itiraz etmeyen, yediği lokmaya şükreden bir kültür, bir kitle.